Pavlus'un Korintlilere birinci mektubu. Birinci bölüm. Selamlar ve şükranlar. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten Tanrı'nın Korint'teki topluluğuna selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi, Mesih de her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz. Şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizi, oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir. İnanlar topluluğunda bölünmeler. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum. Hepiniz uyum içinde olun. Aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve aynı yargıda birleşin. Kardeşlerim, Klovi'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim. Şunu demek istiyorum. Her biriniz, ben Pavlus yanlısıyım, ben Apollos yanlısıyım, ben Kefas yanlısıyım ya da ben Mesih yanlısıyım diyormuş. Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Pavlus muydu? Pavlus'un adıyla mı vaftiz edildiniz? Hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğini söylemesin diye sizlerden Crispus ve Gaius'tan başkasını vaftiz etmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Evet, bir de İstefanas'ın ev halkını vaftiz ettim. Bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi hatırlamıyorum. Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye bilgece sözlere dayanmaksızın müjdeyi yaymaya gönderdi. Tanrı'nın gücü ve bilgeliği olan Mesih. Çarmıhla ilgili bildiri, mahvolanlar için saçmalık ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür. Nitekim şöyle yazılmıştır. Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim. Zekilerin zekasını boşa çıkaracağım. O halde bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerede? Tanrı, dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Madem ki dünya Tanrı'nın bilgeliğine göre Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı, iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister. Grekler ise bilgelik ararlar. Ama biz çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karası, diğer uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için ister Yahudi, ister Grek olsunlar, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ama Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Tanrı dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiçbir insan övünmesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi, övünen Rab ile övünsün.